Değerli izleyenler, bugün gene zevkli günlerden, zevkli sabahlardan birisi. Çünkü yemek hakkında konuşacağız. Hayatımızın önemli bir bölümünü meydana getiriyor yemek. Ama biz ona bugün biraz daha farklı bir açıdan bakacağız. Türk mutfağının dünyadaki, hatta Türkiye'deki daha önemlisi yerini ele alacağız. Biraz kökenleri hakkında konuşacağız. Biraz yemek yazarlığı hakkında konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Engin Akın Hanım Vatan Gazetesi'nde yazıyor, evet. Bazen yazıyor, canı ne zaman isterse yazıyor. Vedat Başaran Bey, kendisi birçok önemli işletmenin kurucusu ve yöneticisi. Şimdi Nar'la devam ediyor. O da Türk mutfağıyla yakından elbette ilişkili bir kurum. Şimdi Engin Hanım, izin verirseniz sizden başlayalım. Sizin bir kitabınız da yayınlandı Amerika'da. Evet. Bu Türk mutfağının dünyada özgün bir yeri olduğunu biz bize söylüyoruz da oradan bakınca gerçekten böyle mi? Evet, nihayet o fark edildi. Yani özgün ve çok zengin olduğu fark edildi. Amerika'da biliyorsunuz önceleri İtalyan mutfağı, tabii bu göçmenlerin orada yaptığı lokantalar, açtığı evet. lokantalarla tamamıyla bununla ilişkili. Eğer Türkler gitmiş olsaydı mutlaka bizim kebabımız, diğer yemeklerimiz de tanınacaktı. Biz göçebe bir milletiz diye kendimizi tanımlıyoruz ama Amerika'ya göçmedik. Amerika'ya gidemedik. Evet, evet. Ama mesela çok yazar burayı merak ediyor, etti ve geldi. Peki hemen sorayım izin verirseniz. Bu merak nereden kaynaklandı? Türkiye daha görünür oldu, Türkiye daha ekonomik açıdan ileri gitti, turizm imkanları gelişti. Bu mudur yoksa daha kültürel nedenleri var mıdır? Mutfağın daha popüler olması muhakkak Türkiye'nin daha sözü edilir bir ülke haline gelmesiyle halk anlamında söylüyorum. Ama yazarlar her zaman Fas'tan bile başlayarak düşünün, Fas hani hiç de dikkatimizi çeken bir ülke değil, Tunus, Fas, bu mutfakları tüketiyorlar. Yani şöyle diyeyim, öğrenmek istiyorlar. Amerika'nın bir mutfağı olmadığı için ve belki de artık İtalyan ve Yunan mutfağından sıkıldığı biraz için sıkıldılar, evet. ve şeflik kavramı çok öne çıktığı için evet. yeni arayışlar içindeler. Bu arayışları nerede bulacaklar? Tabii kadim mutfaklarda. Kadim mutfaklar derken Doğu mutfakları. Orta Doğu daha. Peki şunu sorayım. Çin mesela Doğu deyince o bende hemen çağrışım yaptı. Amerika'da tabii Chinatown'lar var, tabii. Çin mahalleleri ve dolayısıyla Çin lokantaları. Onunla Türk mutfağı arasında bu sıkılıp ellerindeki hazır ve yaygın alanlardan sıkılıp yeni alanlar keşfederken bu ikisi arasında bir etkileşim olabiliyor mu? Birbirine yakın bazı yemeklerden de söz edilebilir. Çin mutfağıyla pek etkileşim söyleyemeyeceğim. Olmuyor. Çin mutfağı evet. teknik olarak farklı. Evet. Bizim mutfağımız farklı pişirme teknikleriyle ortaya çıkan bir mutfak, öne çıkan bir mutfak. Ama tabii İki ülkenin de bir Orta Asya ülkesi olması, coğrafi bağları olması çok eski. Ama bu önemli bir şey yaratmadı. Bir yani hayır, Türk getirmedi. Mutfağı çok kendi başına ve özgün ortaya çıkıyor. Çin mutfağı da öyle. Kendine göre çıkıyor. Peki şimdi Vedat Bey, Engin Hanım Türk mutfağının tabii çok özgün bir mutfak olduğundan söz etti. Ben de el hak buna inananlardanım. Bu özgünlük nereden kaynaklanıyor? Siz tabii bunu kendileri de öyle yapan, pişiren birisi olarak bizim mutfağımızın temel bir farkı diğer mutfaklardan vardır ve şudur diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Tabii esas önemli fark mutfakta coğrafyanın kendisidir. Yani üzerinde bulunduğumuz coğrafya, eğer bir haritayı gösterebilseydik harita üzerinden, Akdeniz'den eğer bir Çin'e bir de Hindistan'a bir çizgi çizdiğimizde dünyada yenebilen bitkinin ana vatanı olarak %80 bitkinin ana vatanı olarak bu topraklar var. Şimdi Anadolu bu, yani. Tabii ve bu büyük Akdeniz'den, coğrafya Akdeniz'den Çin'e, Hindistan'a Hindistan kadar. Ve Çin'e kadar. Evet. Şimdi burada Türklerin Orta Asya'da çıktığını düşünürsek, yani Çin'den Hindistan'a indiğini, oradan Akdeniz'e kadar indiğini geçip geldiği, düşünürsek. İran. Evet. Bir mutfak için esas önemli olan şey coğrafyasıdır.
Bu coğrafyanın üzerindeki uzun süreli iktidarlar da çok önemlidir. Yani Türkler bunu hem Selçuklularla hem Osmanlı'yla zaten bunu yapabilmiştir. Bu nedenle eski dünyaya geldiğimiz zaman Amerika kıtasında bulunmadığı dönemlerdeki esas hat zaten İpek yoludur. İpek evet, ve baharat tabii, yoludur yani. Tabii. Şimdi İpek ve baharat yolunun etrafındaki bütün yaşanan dinamiklerin hepsinin içinde Türkler hep vardı zaten evet. Bunun içinde. Evet. Şimdi buradaki büyük bir birikim, yani bir Çin kültürü, bir Hindistan kültürü, oradaki malzemelerin batıya doğru gelişini ve Anadolu'daki medeniyetlerle beraber bunun bir potada buluşması inanılmaz bir zenginlik yarattı. Peki şimdi Engin Hanım'a bir şey sorayım. Şimdi Vedat Bey müthiş bir coğrafi zenginlikten, dolayısıyla onun mutfağa yansımasından, orada meydana getirdiği kültürel zenginlikten söz etti. Şimdi bu gerçekten çok büyük. Orta Doğu ve diğer mutfaklar. Türklerin Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün bu coğrafyalardan etkilendikten sonra yaptıkları yemek, yemekler onlardan daha, o ülkelerin özgün mutfaklarından daha farklı, daha kendisine özgüdür denebilir mi? Hiç şüphesiz denebilir. Evet. Çünkü her milletin, her ırkın kendine ait bir damak tadı var. Ve bu damak tadının değişmesi belki yüzlerce yıl alıyor. Çünkü lezzet bir iplik yani gibi, oradan oraya bir zincir gibi devam eden bir hususiyet. Ve onun için ben mesela gerçekten diğer mutfaklara da baktığımda, İran olsun, Arap mutfağı evet. olsun, Afgan mutfağı tabii, olsun, tabii. Hint mutfağı tabii. olsun, Kuzey Afrika mutfakları evet. hepsi birbirinden etkileşim, evet. birbirleriyle İçinde. Etkileşim yaşamış ama hepsi kendi damak tadına yönelik özgün düzenlemeler yapmışlar. Türk mutfağı da öyle. Türk mutfağının hasleti tamamıyla sadeleştirmesi bütün bu. Öyle midir? Evet, sadeleştirmesi. Biz bizim damak tadımız sade tatlara yakın. Yani birçok baharatı karışık. Hangi anlamda? Evet. Yani böyle karışık baharatlar çok değil karışık, de. Evet. Mesela Hindistan'da çok karışık baharat yersiniz. İran mutfağında çok karışık baharatlar, değişik baharatlar. Yani gerçekten bir yemeğin içinde 6-7 baharat bulursunuz. Evet. Arap mutfağı, eski Arap mutfağı tariflerini okursanız El-Bağdadi'nin ta işte Abbasid döneminden kalma. Onların içinde de sayısız baharat buluyorsunuz her bir evet. tarifin içinde. Ama mesela benim baktığım Osmanlı mutfağına dair şimdiye kadar yayınlanmış yaptığım araştırmalar sonucunda gördüğüm bu baharatların yavaş yavaş elemine edilmiş Bunu olması. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ben, zevkin gelişmesi mi, daha yükselmesi mi? Ben hani, bunu rafinasyona bağlıyorum. Minimal damak olması. Rafinasyonu. Evet, tamam, evet. Peki. Ve şimdi de gerçekten bir kaos, yani bir lezzet kaosu yaşandı ama herkes artık daha sade ve daha şık yemeklere dönüyor. Peki. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Bu kadar geniş mutfak, bu kadar çeşit. Bunları nasıl yapacağız? Yani bir lokantada menü nasıl hazırlanıyor? Yani bunların hangisi pişirilecek, hangisi pişirilmeyecek? Bu sadece mevsimin getirdiği bir şey midir? Yoksa onun dışında faktörler var mıdır? Şimdi bizim lokantacılık anlayışımızda yetişmediğimiz dönemlerde ahçı dükkanları evet. dediğimiz eski esnaf lokantaları bugün. Biz onlara adında. Yetiştik canım. Esnaf lokantalarına ben evet. de yetiştim ama ahçı dükkanı kelimesine evet. yetişmemiştim evet. Açıkçası. Evet. Şimdi ahçı dükkanları aslında halkın ve tabiatın cereyan ettiği değerleri içinde yemeklerini çok yapan güzel. Pişiren evet. insanlardır evet. Burada. Aynı zamanda bunlar sadece bir ahçı değil, aynı zamanda oradaki mahallenin veya bulunduğu civarında abisidir bu insanlar. Çünkü yemek beslemekle ilgili bir şey, ilaçtan bahsediyoruz. Evet, doğru. Bu ecza yani.
Eczadır yemek. Şimdi bu insanlar o zamanki şartlardaki tabiatın verdiği değerlerle mevsimlik pişirmeleri son derece başarılı yapıyorlardı. Şimdi, yani ne yapıyor? Pazara gidiyor, ne bulmuşsa getirip onu pişiriyor. Aynen, öyle mi? Aynen, tabii. Aynen. Zaten tabii. Bu böyle olmak zorunda. Çünkü bunun başka bir şansı da yoktu zaten. Ama bu çok doğru bir şeydir. Şimdi biz dedik ya coğrafya çok önemlidir. Tabii. Bu ülkenin maydanozuna karşılık gelecek başka bir maydanoz değerini başka bir dünyadan getiremezsiniz. Şimdi bu ülkenin kendi değerleri zaten malzeme değeri çok yüksek. Bir de eğer doğru mevsiminde bunu yaparsak. Şimdi önemli bir şey söylüyorsunuz. Malzeme değeri çok yüksek dediniz. Evet. Ama bugün o malzemeye erişebiliyor muyuz? O malzemeye ulaşmak mümkün mü? Evet. O malzeme üretiliyor mu? Aynen, şimdi bizim sıkıntımız bu. Biz aşçı dükkanlarından restoranlara tam anlamıyla geçemedik. Evet. Yani Türk mutfağı anlamında aşçı dükkanlarındaki o kültürü restoranlara aktaramadık. Şu andaki restoranlar mevsimlik malzemeleri ara sıra ekledikleri bir şeydir. Halbuki bütün menünün o mevsiminden yapılması önemlidir. Bakın Türkiye'deki şöyledir. Yani kullanacağız et, evet. Kullanacağız tereyağı, evet. Kullanacağız yoğurdun menşei dahi eskiden aşçı dükkanlarında bilinerek yapılırdı. Fakat şimdiki dönemde şu anki eksikliğimiz şu, okullarda da pek işlenmiyor bu mesele. Evet. Yani bu hangi kuzu kardeşim, yani bu kıvırcık mı, sakız mı, karaman mı diye soran yok. Yok. Şimdi bütün sıkıntımız bizim bu malzeme değerini bir hafıza altına alıp ve bunların işlenmesini sürdürebilecek bir hale getiremediğimiz açık bir şeydir. Peki Engin Hanım, şimdi bizim Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı neticede Vedat Bey aşçı dükkanlarından başlayarak anlattı ama evimizde pişirdiğimiz yemekler. Bu evde pişmiş tencere yemeğinin lokanta yemeği haline gelmesi, bugün dünyada çok yaygınlaşan bu fine dining meselesiyle örtüşüyor mu, yoksa aralarında bir çelişki var mı? Şimdi fine dining denildiği zaman ortamı dikkate alıyoruz. Ve yemeklerin bir miktar süslü, biraz artistik bir şekilde sunumunu düşünüyoruz. Bunu kapsıyor. Tabii ki servisin mükemmelliği, ortamın temizliği, bütün bunlar fine dining'in ortaya çıkaran unsurlar. Ben şunu savunuyorum, istenirse... Türk mutfağı pekala fine dining haline getirilebilir. Bir kere şunu düşünelim. İtalya'da gittiğiniz en şık lokantalarda. Çünkü İtalyan mutfağı çok popüler biliyorsunuz bizde. Fine dining yapıyorlar ama ne yapıyorlar? Onlar da işte makarnalarını, raviolilerini süsleyip getiriyorlar. Yani güzelce, temizce, şık bir ortamda sunuyorlar. Biz seneler önce Floransa'ya gittim, en şık lokantada domatesli makarna yedim, fine dining. Evet. Şeyinde, evet, kapsamında. Sunumu itibariyle. Yani bizde de bu rahatlıkla yapılabilir. Ama tabii yani bir küçük bir espri getirilebilir. Demek şart. Peki onu soralım. Şimdi çok önemli. Gerçekten işte bir İtalyan yemeği veya bir Çin yemeği dönüştürülüp çok şık bir biçimde sunulduğu gibi yeni pişirme teknikleri de işin içine giriyor. İşte bilmem sous-vide, vakumla pişirmeler vesaire. Veya moleküler gastronomi. Peki bu neye bağlı? Bir yaratıcı insanın çıkmasına mı bağlı, yoksa bu yeni bir kültürün oluşmasına mı bağlı? Bu şuna bağlı. Ahçılar eğer bir sanatçı ilgisi görecekse veya öyle kabul ediyorsak onlara, bu yaratma ve gelişme imkanlarını sunabilmemiz lazım. Batı'nın farklı bir tarzı var. Yani Batı'da aşçı lokantaları fine dining restoran hallerine döndüklerinde gene o aşçı o dükkanın sahibi olarak çalışmaya devam ediyor. Doğru. Orada. Şimdi bizde fine dining restoranları aşçılar kurmuyor. Yatırımcılar kuruyor. Ha, evet. Kiralama elemanlarla mutfak kuruluyor. Evet, evet. Bizde. Bu şekilde yapıyor. Dolayısıyla bizim o aşçıların, yetenekli aşçıların önünü açacak, yani bu nasıl yapılır onu bilmiyorum ama bir şekilde bu ülkedeki yüksek restoran kiralarından da bahsedince, mekan kiralarından bahsedince bu aşçıların ortaya çıkması çok zor.
Diğer bir mesele, Türk mutfağının yani rafine veya fine dining kültüründe en fazla sıkıntı yaşadığı mesele, biraz önce Engin Hanım'ın söylediği gibi, bizde bir çelişki var. Evde ve sokakta çok yemeyi sevdiğimiz şeyleri elit bir restoranın içinde kabul etmiyoruz. Onun içinde başka değerler aramaya başlıyoruz. Yani eğer bir yaprak, etli yaprak sarmasını çok seviyorsa, alıp bunu lüks bir restoranda Engin Hanım'ın söylediği gibi eğer düzgün bir şekilde, estetik bir şekilde verirseniz, bunu kabul etmeyen bir şeyimiz var, bakış açımız bu var. Bu önemli bir şey. Yani onu evde şey, ben zaten yiyorum, burada başka bir şey yiyeyim demeye getiriyor. Evet. Yani bir heyecan duymak istiyor, bir ilgilenmek istiyor. Çünkü artık yemek sadece doymak için değil, biraz da üzerinde düşünmek, konuşmak, yeni şeyler bulmak. Farklı bir şeysi var, motivasyonu var yediğimiz şeylerin bir insan için. Yani... ben bunu mutlaka söylemek istiyorum. Türk aşçılarımız biraz kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Ama hem teknikler konusundaki bu aşçılığın belli başlı teknikleri vardır. Tabii. Ama ninelerinden de öğrenmeleri gerekiyor. Şimdi çok önemli bir yere geldiniz. Benim de notum vardı. Onu sorayım. Oradan başka bir şeye de geçeceğim. Bu kodifikasyon meselesi. Yani Fransızların 16. yüzyılda yaptıkları köylü mutfaklarını, kendi hazır mutfaklarını yazılı hale getirip işte nesilden nesile aktarmaları, sonra işte büyük aşçılarının ortaya çıkması. Bizde bu oldu mu? Henüz olmadı. Değil mi? Yani bu büyük Anadolu coğrafyasındaki çok farklı pişirme tekniklerini kapsayan bir çalışma var mı şimdi? Şimdi bu çalışma yapılmadı. Bu çalışma, şöyle söyleyeyim. Yani, öyle bir kitap var, birkaç cilt halinde çıktı ama henüz herhalde o değil yani. Engin Hanım gibi bir 5-6 kişinin kendi ilgilerinden bahsedebileceğimiz bir çalışmalar var. Fakat bu kodifikasyon maalesef ülkemizde yapılmıyor. Ülkemizde biliyorsunuz aşçılık okulları da çok 2000'li yıllardan sonra ortaya çıktı. Bizim ülkemizde bu anlamda büyük bir sıkıntı var ve bunları da kaybetmek üzereyiz. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni teknikler geliştirmemiz lazım. Fakat biraz önce ninelerimizden de bir şeyler öğrenmemiz gereken bir mesele var. Oradaki verileri de toparlayamıyoruz. O verileri toparlayamadığımız için hakikaten eğitimi doğru düz yapamıyoruz. Yani bugün aşçılık okulunu açalım, herhangi bir lokantadan bir aşçıyı eğitmen olarak getirelim meselesi olmuyor. Çünkü metot yok. Öteki meseleye gelelim, yemek yazarlığı. Oradaki mesele nedir? Sizin güzel yazılarınızı biliyoruz tabii. Yani bu bir tanıtma mıdır? Bir kültürel anlatım mıdır? Bu Vedat Bey'in söylediği, benim sorduğum gibi farklı bir kültürü biriktirip gündeme getirme midir? Benim açımdan bir kültürel birikimi ortaya sermektir. Ve bunun arkasındaki coğrafya, tarih, bütün ürünler, hepsini bir araya getirip bu mutfağın nasıl yaratıldığını ortaya çıkarmak için sarf ettiğim bir çabadır. Bunun içinde... Yani Türk mutfağı bakımından bunu Türk söylüyorsunuz. Türk mutfağı bakımından. Evet. Türk mutfağını sınırlayamayız. Çünkü... hem çok eskiye dayanan bir mutfak, evet, ve eskiden beri de gelişme göstermiş. Yani bu Türklerin ta kalkıp Orta Asya'dan Akdeniz'e gelmeleri tamam sadece yürümekle değil, tabii ki yiyerek kültürleri alarak ve harmanlanarak gelmiş. Tabii. Ve bu benim için çok cazip bir şey. Bu nedenle de birçok ülkeyi gezdim. Aradaki bağlar çok ilginç. Yani bir bilmece çözer gibi. Peki ne yapıyorsunuz? Her gittiğiniz yerde lokantaya gidip yemek yiyip oradaki... Yiyorum. Evet, tabii ki yiyorum. Peki. Ve işte kitaplarımda tabii bunları anlatmam mümkün değil ama kökenlerinde böyle ilginç hikayeler varsa muhakkak kullanıyorum. Peki.
Şimdi bir yemek rönesansının bütün dünyada yaşandığı muhakkak. Evet. Ben 70'lerin sonunda yurt dışına gittiğim vakit İtalyan lokantaları da böyle değildi. Yani insanlar evlerinde yemek pişirip pencereden işte 25-50 kuruşa satarlardı. Şimdi evet. Büyük lokantalar falan. Bu rönesansın bize getirdiği muhakkak olumlu bir katkı var. Tabii. Bu iş biraz daha yaygınlaştı. Peki, yapan, satan, yediren birisi olarak Türk mutfağının veya Osmanlı mutfağının daha doğrusu bilmiyorum belki Anadolu mutfağının bunun en kısıtlı yeri nedir? Bir temel kısıtlaması var mıdır? Gelişmesini daha da büyümesini engelleyen bir kısıtlamasından söz edilebilir mi? Bence geçmişten edindiğimiz tecrübelere göre böyle bir kısıtlama yok. Yani eski dünyanın zamandaki Türklerden yeni dünyada katılınca Türkler dünyanın her yerinden her ürünü kendi mutfaklarına kabul etmişlerdir. Yani bugün en çok sevdiğimiz yemek ne? Kuru fasulyedir diyelim ki. Evet. En çok genellikle tüketilen. Öyle. Kuru fasulye bir kovboy yemeğidir. Ama bir Türk yemeği olarak biz bunu hayatımıza yerleştirdik ve kendi usulümüze göre yerleştirdik. Netice itibariyle. Dolayısıyla geçmişteki süreçte baklavanın ilk hali bir saç üzerindeki yufkadan bugün bir parlayan bir mücevher haline gelişini düşünürsek geçmişteki atalarımız bu süreci, o rönesansı kendi içinde yapmışlar zaten. Ve dünyaya birçok marka sunmuşlar. Yani bugün bir yoğurt bir markadır. Yani baklava bir markadır, lokum bir markadır, akide bir markadır, kahve markadır, döner markadır. Aslında bu rönesansı Türkler kendi içinde yapmışlar. Zaten biraz önce de dedik ya, evet. Türkler kültürleri ala ala bir yere geliyorlar. Şimdi ve sürekli şimdi bunu harmanlıyorlar. Vere vere bir yere gidiyoruz denebilir mi? Denebilir. Ona katılıyorum. Denebilir. Şu anda biz yani asit döküyoruz sanki yani kendi kültürümüzün içine. Çünkü batıdaki montajı esas almaya çalışıyoruz. Kendi montajımızı öne çıkarmıyoruz. Özgürlüğümüzden biraz uzaklaşıyoruz. Yani biz çok özgürdük. Osmanlı çok daha fazla özgürdü. Evet. Yani bugün saman balığını biz 90'lı yıllarda gördük. Ama saman balığını Osmanlı mutfağındaki bir reçetede görebilirsiniz yani. Evet ama ben şimdi diyorum ki bizim milli yemeğimiz kuru fasulyeden çıktı. Somona geldi. Nereye evet. gitsek somon. Ben bir şey eklemek tabii, istiyorum. Tabii buyursunlar. Evet, gelişmeyi kısıtlayan bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Başta damak tadımız. Ve ne, hangi anlamda yani? Mesela baharatlara çok açık değiliz. Evet. Benim çok değerli bir genç şef arkadaşım yani var. Yani acı sevmek, baharat sevmek anlamında hayır, bir şey değil. Hayır, baharat evet. dediğimizde tamam. kişnişten tutun, Çin tarçınına, Seylan tarçınına kadar uzanabiliriz. Tabii. Baharatlara açık değiliz. Bu genç şef arkadaşıma dedim mesela bir kişniş olsaydı burada çok Engin Hanım dedi kişniş sevmiyor halk. Bu tabii bir kısıtlama getiriyor çocuğun yaratıcılığına. Mesela ben onu kabul edebilirdim. Halkta niye kısıtlama var? Kendini niye kısıt? Çünkü denemiyor. Evet. Bildiği yani, şeyleri yiyor. Bir cesaret eksikliği mi var? Biraz cesaret eksikliği, bir gelişme arzusu, başka tatları tanıma arzusu. Bildiklerini okuyorlar. O da şefler de onlara bildiklerini vermek zorunda. Ve böylece evet, aşağı yukarı evet, aynı evet. şeyleri. Baharatlar konusu. Çünkü baharatlar çok yükselen değer şimdi. Onların birliktelikleri, yarattıkları getirdiği özel yeni rayalar, aromalar, yeni tatlar lezzetler. Çok önemli. Zaten evet. Batılı şeflerin çoğu bunlarla uğraşıyor. Evet. Bunları bertaraf demiyorum ki baharat koksun yemek ama bir küçücük katkı bu ne falan dedirtebilsin insana. Umarım bu Türk lokantası diyelim, Türk mutfağını yapan lokantaların sayısı artar. Bu yeni aşçıların doğmasına yol açar ve bu rönesans yeniden yaşanır. Efendim çok teşekkürler geldiniz, çok değerli bilgiler verdiniz. Değerli izleyenler bugün Türk mutfağı kökenleri bugünkü toplumsal yapı içinde onun tüketilme biçimleri kazandığı başarılar bünyesindeki sorunlar hakkında konuştuk. Öyle anlaşılıyor ki Türk mutfağı onu pişirmek ve yemek bildiğiniz gibi değil.